Siyah beyaz fotoğraflar. Her biri kim bilir ne öyküler barındırıyor içinde. İçindekiler canlansa da öykülerini bize anlatsa diye düşünüyor insan. Bakarken zamanın donduğu hissine kapılsak da hiçbir fotoğraf zamanı donduramaz. Yalnızca çekildiği anı belgeler. Zaman durmaz akar. Zaman aktıkça resimdekiler değişir, resimler de. İnsanlar da, köprüler de, duvarlar da. Sizlere siyah beyaz fotoğraflardan değil, yeni, renkli, güzel fotoğraflardan bahsedeceğiz. Ülkemizin son yıllarda yaşadığı hızlı değişim ve beraberinde yakaladığı gelişme trendi, kuruluşumuzda en yüksek noktasına ulaştı. Uygulanan projelerle kuruluşumuzda yaşanan değişim ve gelişim, diğer sektörlere, yerli ve yabancı girişimcilere ilham kaynağı oldu. Markamızın prestiji ve değeri katlandı. Yüksek koordinasyon, etkili iletişim, yoğun entelektüel efor ve insanüstü emek isteyen bu süreç tüm birimlerimizde çok değerli bilgi ve deneyim birikimi oluşturdu. Bu dönemde eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz, kuruluşumuzun hedefleri ve projelerine paralel olarak nitelik ve nicelik açıdan gelişti, çeşitlendi. Aynı dönemde ülke içi ve dışında akademik çevrelerle kuruluşumuz tarihinde görülmemiş düzeyde işbirliğine gidildi. Ülkemizin 2023 vizyonunu gerçekleştirmek, kuruluşumuzu yarının güçlü Türkiye'sini hazırlayacak kadroyu oluşturmak amacıyla başarılı gençlerimize yurt dışında yüksek lisans bursu veriyoruz. Burs verdiğimiz 16 genç eğitimlerini tamamlayarak yurda döndüler. Meslek standardı geliştirme çalışmalarında Mesleki Yeterlik Kurumu'na ve diğer raylı sistem işletmecilerine öncelikli kuruluş kimliğiyle destek verildi. Makinistlerimize görüntü, ses ve hareket animasyonu sağlayan simülatörlerle eğitim görmenin ayrıcalığı yaşatıldı. Avrupa Birliği'nin ve Dünya Bankası'nın eğitimle ilgili hibe ve destek fonlarından yararlanılarak birçok proje gerçekleştirildi. Yüksek hızlı tren hatlarında çalışacak personelimizin yurt içi ve dışındaki eğitimleri uluslararası standartlara uygun olarak tamamlandı. Kuruluşumuz personelinin mesleki ve kişisel yeterliliklerini artıracak, moral ve motivasyonlarını yükseltecek birçok eğitim programı kurum içi ve dışı imkanlarla gerçekleştirildi. Sayın Genel Müdürümüzün ilham verici liderliğiyle bizzat katılarak yönettikleri eğitim kurullarında kararını aldığımız tüm eğitim etkinliklerinin gururunu sizlerle paylaşıyoruz. 84. Eğitim Kurulu'nda alınan kararlar doğrultusunda 2011 yılında planlanan eğitim programları eksiksiz uygulanmış, yıl içinde acil ve zorunlu eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili birimlerden gelen plan dışı eğitim talepleri karşılanmıştır. Kuruluşumuza açıktan atanan makinist işçisi ve tren teşkil işçisi personelin zorunlu eğitimlerini bir an önce tamamlayıp aktif göreve başlamaları amacıyla ilgili birimlerimizde koordinasyon halinde düzenlediğimiz eğitimler devam etmektedir. Merkez ve taşra birimlerimizde düzenlenen işbaşı ve intibak eğitimleri yayınlanan yönergeden sonra bir düzen içinde ve kuruluşumuz faaliyetlerine paralel olarak yürütülmeye başlanmıştır. 2011 yılında düzenlediğimiz görevde yükselme eğitimleri sonucunda vekaletle yürütülen birçok kadro ve pozisyona asaleten atama yapılması ve personelimizin konuyla ilgili yakınmalarına son verilmesi sağlanmıştır. Dairemizin 5 yıllık projeksiyonlarını ve faaliyet programını içeren stratejik planın son şekli verilerek strateji uygulaması başlamıştır. Orta ve üst düzey yöneticilerimizin etkin yönetim becerilerinin geliştirilmesi, insan,
malzeme, para ve zaman kaynaklarımızın kuruluşumuz amaçları doğrultusunda en etkili şekilde yönlendirilmesi amacıyla düzenlediğimiz eğitim programlarına yüksek düzeyde katılım sağlanmıştır. İzmir kent içi ulaşımının ana damarı, hükümet yerel yönetim işbirliğinin zirvesi, Ege Ray'ın işletmeci kuruluşu İzban sürücülerinin tüm eğitimleri, kuruluşumuz eğiticileri ve imkanlarıyla sürdürülmektedir. Değişen uluslararası konjonktüre paralel olarak ülkemizin Orta Doğu ve Yakın Asya'da, özellikle Arapça konuşulan coğrafyada birçok sektörde üstleneceği öncü role hazırlamak amacıyla Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde raylı sistemler alanının tüm dallarında eğitim verilmesinin altyapısı hazırlanmıştır. Niteliklerin şeffaflaştığı, iş gücünün serbestçe dolaşabildiği dünyaya ülkemiz insanını hazırlamak amacıyla Avrupa Birliği'nin test merkezleri hibe programına Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Vakfı ile yaptığımız başvuru kabul edilmiş ve proje uygulamaya konulmuştur. Proje tamamlandığında kurulacak test merkezlerimiz, raylı sistemler meslek ağacının birçok mesleği için geçerli belge vermeye yetkili akredite test merkezi niteliği kazanacaktır. Kuruluşumuz, Uluslararası Demiryolları Birliği'nin Demiryolu Eğitim Merkezleri Avrupa Ağı'na dahil oldu. Kuruluşumuz liderliğinde Orta Doğu Demiryolları Eğitim Merkezleri Ağı'nın temelleri atıldı. Avrupa Birliği Yaşam Boyu Öğrenme Programı kapsamında raylı sistemler işletme alanı ortaöğretim programının revize edilerek mesleki eğitimde kredili sisteme uyarlanması projemiz Railvet, yerli ve yabancı ortaklarımızın da katkılarıyla önemli bir aşamaya gelmiştir. Ülkemizden yapılan başvurular içinde Avrupa Komisyonu'nca desteklenmeye değer görülen tek proje niteliğinde olan Railvet tamamlandığında Avrupa'da kendi alanında ilk öğretim programı olma özelliğini taşıyacaktır. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği halinde makinist mesleği ulusal yeterliliği taslağı çalışmalarımız tamamlanmış, kuruluşumuzun akreditasyon çalışmalarına başlanmıştır. Kuruluşumuzun hayata geçirdiği ve bundan sonra uygulayacağı projelerde görev alacak personelimizin gereken yeterliliklere sahip olmalarını sağlayacak eğitici kadrosunun sayıca ve nitelik olarak geliştirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir. Gerçek, insanımızın hayallerinin buluştuğu yerde. Şimdi Hedef 2023 şiarıyla yeni hayalleri gerçekleştirme vakti.